Merhaba herkes, ben Jastabip. Bugün tarih hedefim olan Topkapı Sarayı ile ilgili yapacağım araştırmayı paylaşacağım sizlerle. Ve araştırmamı paylaşmamda yardımcı olacak kişi ekrana gelsin. Merhaba, ben Çağla. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılmış, Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80 bin metrekaredir. Topkapı Sarayı, saray halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarla yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır. Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Saray zaman zaman onarılmıştır. Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen kutsal emanetlerin bulunduğu Hıraki Saadet Dairesi'nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir. Sarayının ilk defa adeta bir müze gibi ziyarete açılması Abdülmecid dönemine rastlamıştır. O dönemin İngiliz elçisine Topkapı Sarayı hazinesindeki eşyalar gösterilmiştir. Bundan sonra Topkapı Sarayı hazinesindeki eski eserleri yabancılara göstermek gelenek haline gelir ve Abdülaziz zamanında ampir üslupta cemalkanlı vitrinler yaptırılır. Hazinedeki eski eserler bu vitrinler içinde yabancılara gösterilmeye başlanır. İkinci Abdülhamit tahttan indirildiği sıralarda Topkapı Sarayı Hazine-i Hümayun'un pazar ve salı günleri olmak üzere halkın ziyaretine açılması düşünülmüşse de bu gerçekleşememiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 3 Nisan 1924 tarihinde halkın ziyaretine açılmak üzere İstanbul Asarı Artika Müzeleri Müdürlüğü'ne bağlanan Topkapı Sarayı önce Hazine Kürsü Dağlığı sonra Hazine Müdariyeti adıyla hizmet vermeye başlamıştır. Bugün ise Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü adıyla hizmet vermeye devam etmektedir. 1924 yılında bazı ufak onarımlar yaptırdıktan ve ziyaretçilerin gezebilmeleri için gereken idari önlemler alındıktan sonra Topkapı Sarayı 9 Ekim 1924 tarihinde müze olarak ziyarete açılmıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler Kubbe Altı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşkü'dür. Günümüzde büyük turist kitlelerini kendine çeken saray, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine giren İstanbul Tarihi Yarımada içerisindeki tarihi eserlerin en başında gelmektedir. Günümüzde müze olarak hizmet verilmektedir. Topkapı Sarayı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan tarihsel İstanbul Yarımadası'nın ucundaki saray burnunda Bizans Akropoli üzerinde kurulmuştur. Saray kara tarafından Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Suri Sultani, deniz tarafından ise Bizans surları ile şehirden ayrılmıştır. Çeşitli kara kapılarıyla ve deniz kapılarıyla saray içerisindeki değişik yerlere açılan kapıların haricinde sarayın anıtsal girişi Ayasofya'nın arkasında bulunan Bab-ı Hümayun saltanat kapısıdır. Topkapı Sarayı yönetim, eğitim yeri ve padişahın ikametgahı olması sebebiyle oluşturulan yapılanmaya uygun olarak iki ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar birinci ve ikinci avludaki hizmet yapılarından oluşan Birun ile iç örgütlenme ile ilgili yapılardan oluşan Enderun'dur. Surlarla çevrili sarayı, Hümayun yapıları, Bab-ı Hümayun, Has Bahçe, İspat-ül Amire, Soğuk Çeşme Kapısı, Otluk Kapısı, Odun Kapısı, Balıkhane Kapısı, Yükeela Kapısı, Yalı Köşkü Kapısı, Alay Köşkü, Sepetçiler Kasrı, Yalı Köşkü, İncikli Köşk, Şevkiye Köşkü, Eski Kayınhaneler, Yeni Darphane, Darphane Köşkü, Gülhane Kasrı, Gotaları Sütunu, Çinli Köşk, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, 3. Osman Köşkü, Sofa Köşkü. İç saraydaki yapılar Bab-ı Selam, Mutfak Kanadı, Bab-ı Saade, Arz Odası, Fatih Köşkü, Hekimbaşı Odası, Ağlar Cami, İç Hazine, Rahat Hazinesi, Hasır Ahır, Kubbe Altı, 3. Ahmet Kütüphanesi, Sünnet Odası, 3. Murat Köşkü içermektedir. Bab-ı Hümayun Saltanat Kapısı. Sarayı şehirden ayıran ve Fatih Sultan Mehmet tarafından sarayın inşaatıyla birlikte yaptırılmış olan Suri Sultanı içerisindeki saray alanına Bab-ı Hümayun'dan girilmektedir. 1. Avlu Alay Meydanı. Bab-ı Hümayun'dan girilen asimetrik planlı bu avluya saray, kent, devlet üçlü yönetim sisteminin ikinci derecede öneme sahip olan yapıları yerleştirilmiştir. Burası halkın belirli günlerde girebildiği ve devletle olan ilişkilerini yürüttüğü bir merkez niteliğindedir.
devlet erkanının asile girebildiği tek alandır. Bab-ül Mayun'u Bab-ül Üsselam'a bağlayan 300 metre uzunluğundaki ağaçlı yol sultanların cürus, sefer, cuma, selamlıklarına ihtişamla geçtiklerine sahne olmuştur. Bu avlu aynı zamanda elçi alayları, beşik alayları ile valide sultanların saraya taşınmasındaki valide alaylarına da sahne olmuştur. Hazine-i Amire, Divan-ı Hümayun'un hazinesi. Üçüncü avluda iç bir hazine daha olduğu için Divan-ı Hümayun'un hazinesine dış hazine denir. Yapılma zamanı belli olmasa da inşa edilme şekli ve planlarından 15. yüzyılın sonlarında Kanuni döneminde yapıldığı tahmin edilir. Hazinede imparatorluğun mali yönetimi yapılırdı. Mali yöneticilerin vezirlere, elçilere ve saray sakinlerine verecekleri değerli kaftanlar, mücevherler ve diğer hediyeler burada saklanırdı. Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları Ulufa adlı maaş burada bulunurdu. Topkapı Sarayı'nın müze haline getirilmesinden 4 yıl sonra 1928'de Topkapı Sarayı'nın silah ve zırh koleksiyonu bu binada sergilenir. 1937 Bab-ül Selam. Bab-ül Selam Fatih Sultan Mehmet tarafından 1468 yılında yaptırılmıştır. Kanuni döneminde yapılan onarımlardan sonra kesmeli taştan geniş kemerli portal tonozu yan şişeleriyle 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin klasik unsurlarını yansıtan kapı, iki kulesiyle çağdaşı Avrupa kale kapılarına da benzer. Demir kapı 1524'te İsa bin Mehmet tarafından yapılmıştır. Birinci avluya bakan cephede Kelime-i Tevhid, Sultan II. Mahmut Tuğrası yanlarında 1758 tarihi tamir kitabeleri ve Sultan 3. Mustafa tuğlaları vardır. İkinci avlu. Avlu tahminen 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmıştır. Etrafında saray hastanesi, pastane, yeniçeri kışlaları, Sabi Amire adlı ahırlar, harem bulunur. Kuzeyinde divan, güneyinde saray mutfakı vardır. Arkeolojik çalışmalarda Bizans ve Roma kalıntıları sarayla bulunmuştur. Bu buluntular ikinci avluda saray mutfaklarının önünde sergilenir. Sarayın altında Bizans dönemindeki kalba bir sarınç vardır. Osmanlı döneminde kullanımdayken avluda büyük sayıda tavus kuşları ve ceylanlar bulundu. Sabi Amire Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılıp Kanuni Sultan Süleyman döneminde renove edilmiştir. Rahat hazinesi adı verilen geniş bir hazine mahrem ahırında tutulur. Harem ağası Beşir Ağa adında 18. yüzyılda yapılmış Beşir Ağa cami ve hamamı da burada bulunur. Bu kadar. Evet, Topkapı ile ilgili yaptığım araştırmanın sonuna geldik. Umarım videoyu beğenip kanala abone olursunuz. Umarım tarih hocamız İrem Hoca videoyu beğenir. Ve yüz almama bir sakınca olmaz. Bitch sit on my face, I attack that. Choose up Lil Jon, I'm finna pack him. When it comes to my... Rally, yüz alır mıyız? Alırmışız. Bye bye, görüşürüz. Shut the fuck up, ayy, low bitch. Shut the fuck up, tell your best friend.